Arkası Yarın. Alkol. 7. Bölüm. Yapım Mehmet Köseoğlu. Yazan Kemal Arkun. Senaryo Tayfun Türkili. Ses kayıt Mahmut Acar. Kurgu Didem Türkmen. Fatma'nın ağabeyi Faruk, içkiye ve kumara tutkun bir delikanlıdır. İçip içip seyyar satıcılık yapan babasından para sızdırmakta, hem ailesine hem de mahalleliye yaka siltirmektedir. Sarhoş ağabeyinin baskısından kurtulmak için askerden dönen nişanlısı Esat'la evlenen Fatma, evinde de pek mutlu değildir. Kocası iyi bir insan olmakla birlikte, kayınvalidesi kendisine pek iyi davranmamaktadır. Esat'ın çalıştığı fabrikanın müdürü Tarık Bey, kadına kıza düşkün, ayyaş ve çapkın bir adamdır. Düğününe gittiği Esat'ın karısı Fatma'nın güzelliğine çarpılan Tarık Bey, genç kadını ağına düşürebilmek için Esat'ı usta yapacağını söyleyerek içkiye alıştırır. Niyeti Fatma'ya sahip olmaktır. Aradan aylar geçer ve sonunda Esat alkolik olur. Bu arada Fatma'nın nur topu gibi bir kızı olur ama parası ödenmediği için hastanede rehin kalır. Buna karşılık Esat'ın ne karısını ne de kızını görecek durumu yoktur. Onun her şeyi, bütün dünyası içki şişesidir artık. Canım canım, ne de şeker şeysin sen. Allah'ım, yalvarırım sana, ne olur kızımın bahtını açık et. Ben gülmedim bari yavrum gülsün şu yalancı dünyada. Kocam da kayınvalidem de gelmedi. Parasızlık yüzünden hastaneden bile taburcu olamıyoruz. Merhaba. Ah, müdür bey, ne arıyorsunuz burada? Doğum yaptığını duyar duymaz koştum geldim Fatma. Çocuğunuzu sağlıcakla büyütün. Teşekkür ederim. Ah canım, ne de güzel çocukmuş. İzin verirseniz şu altını kızınıza takmak istiyorum. İşte şöyle taktım. Allah analı babalı büyütsün. Esat'ı görüyor musunuz müdür bey? Hala gelmedi. Canım bırak şu adamı Fatma. O adamdan koca moca olmaz. Gece gündüz içiyor. Kör kütük sarhoş geziyor. Evet. Verin çocuğu da bakım odasına götüreyim Fatma Hanım. Birazdan aşılarını yapacağım. Alın hemşirem. Ay, misafiriniz varmış. Sanırım siz kocası olacaksınız. Nasıl oldu da gelebildiniz? Kadıncağız kaç gündür perişan hali sizi bekliyor. Beni mi bekliyor? Bu bey benimle. Tabii ki sizi bekleyecek. Başka birini mi beklemeliydi? Hastane masraflarını siz karşılamayacak mısınız? Kocası değil misiniz? Hemşire hanım, bu bey benim kocam değil, bir tanıdığımız. Affedersiniz. Ben eşiniz sanmıştım. Hiç önemli değil. Bu durumu bildirdiğiniz için size teşekkür ederim hemşire hanım. Fatma Hanım'ın kaç para borcu varsa çıkarın, hemen ödeyeyim. Muhasebe giriş katında, onlara sorarsanız söylerler sizi. Neyse, ben çocuğu alıp gideyim, birazdan getiririm. İnanın durumunuza çok üzüldüm Fatma. Demek burada rehin kaldınız ha? Aşk olsun. Neden beni aramadınız? Hemen hallederim. Hayır, sizin ödemenize gerek yok müdür bey. Babam para bulmaya gitti. Lütfen, rica ederim. Hiç olmazsa size böyle bir yardım yapmış olayım. Hadi hazırlanın da aşağı inip hemen parayı ödeyelim. Hem de arabamla sizi evinize bırakayım. Teşekkür ederim ama birazdan annem babam gelecek. Beni bulamazlarsa merak ederler. Peki, ben gideyim. Senin masraflarını ödeyeyim. Daha sonra görüşürüz. Yaptığınız iyilik için teşekkür ederim. Keşke izin versen de daha fazlasını yapabilsem Fatma. Esat bitmiş artık. Ondan sana hayır gelmez. Bir insan alkolik oldu mu bitmiş demektir. Sen çok güzel bir kadınsın Fatma. Esat asla sana layık bir koca değil. Sen daha iyilerine, zenginliklere layık bir kadınsın.
Neyse. Ben gidip hastane masraflarını ödeyeyim. Daha sonra görüşürüz. Hoşça kal. Güle güle müdür bey. Aman Allah'ım, ne sırnaşık adam. Burada da buldu beni. Resmen sözle bana asılıyor. Ah Esat, ah. Ailenin başına ne işler açtığının hala farkında değil misin? Ah, ben geldim kızım. Baba. Kusura bakma yavrum, geciktim, param yoktu. Bulmak için sağa sola koşuştum. Şükürler olsun. Durumu anlatınca birkaç arkadaş borç verdi. Allah razı olsun babacığım. Sana da yük oldum. O ne biçim söz kızım? Ama parayı boşuna bulmuşum. Az önce masrafları ödemek için hastane muhasebesine uğradım. Bir iki dakika önce birisinin ödediğini söylediler. Biliyorum baba. Kimmiş bu iyi yürekli insan, tanıyor musun? Tanıyorum baba, Esad'ın müdürü. Aferin adama be. Bu devirde hala böyle iyiliksever insanlar varmış. Neyse, hadi torunumu alıp gidelim kızım. Annem bizi evde bekliyor. Şey, biz evimize gitseydik. Hangi evine kızım? Ortada ev mi var? Ne kocan ne de kayınvalide merak edip ziyaretine bile gelmedi. Duyduğum kadarıyla Esad iyice zıvanadan çıkmış. İçki konusunda ağabeyini bile sollamış. Evet, öyleymiş baba. Evet, oraya gidip de ne yapacaksın ha? Aç mı kalacaksın? 3 günlük bebeğine bakım lazım kızım. O sarhoş neyine bakacak? Her şey düzelmeden göndermem seni oraya. Bize gidiyoruz. Peki babacığım, sen nasıl istiyorsan. Benim güzel torunum. Hani benim miniğim. Fatma, adını ne koyacaksın kızının? Bilmiyorum anne. Bana kalsa Zeynep adını vereceğim kızıma ama... Olmaz. Tek başına isim koyma kızım. Kocanla kayınvaliden ayıp olur sonra. Bırakın şunları yahu. Fatma doğuralı 1,5 ay oldu. Daha ne babası ne de babaannesi gelip yüzünü bile görmediler. Belli ki ne kızımı ne de torunum onların umurunda bile değil. Sen ne isim koymak istiyorsan koy kızım. Kimsenin bir şey demeye hakkı yok. Yine de Esad'a sormak gerekmez mi bey? O adamdan baba filan olmaz hanım. Esad bitmiş, tükenmiş. Onun vaziyeti bizim Faruk'tan da beter. Babam doğru söylüyor anne. Vah vah vah. Adam tam manasıyla alkolik olmuş. Gündüzünden gece yarılarına kadar içiyormuş. Hatta bazı geceler meyhane masasında sızıp kalıyormuş. Kandırdılar o çocuğu Şaban Efendi, kandırdılar. Yoksa efendi bir çocuktu Esad. Saflığından istifade edip içkiye alıştırdılar. Damadımızı bu bataktan kurtarmamız lazım. Alay mı ediyorsun hanım? Kendi oğlunu kurtardığında elin oğlu mu kaldı ha? Koskoca adam, insan nasihat etmeye bile utanıyor yahu. Öyle söyleme bey. O zıkkımı içince daha beter oluyorlar, bilmez misin? Akıl izan kalmıyor hiçbirinde. Ne olur bir dene, al karşına bir nasihat et. Pekala pekala, bir deneyelim bakayım. Ver şu ceketimi bana. Nereye gidiyorsun baba? Kocanı bulup konuşmaya kızım. Peki nerede olduğunu biliyor musun? Nerede olacak, meyhanede. Bakalım burada mı? Hah. İşte karşıki masada zıkımlanıyor. Hele hele bak. Daha öyle olmadı yahu. Esad! Vay kayınpeder. Ne haber bakalım sevgili kayınpederim? Bak bak kafil oldu. Yoksa sen de demlenmeye mi geldin? Ha? Tamam tamam tamam. Sen bugün işe gitmedin mi? Ha? Gitmedim. Gitmedim, gitmem. Ay. Gidip de ne yapacağım lan? Burada kafayı bulmak varken... Oh. Hadi kalk, kalk hadi eve gidelim. Boş kalk. Ver, burası evden iyi. Bol bol kafa çekiyorsun. Otur ya, biz umrede seni çelal. Allah'ım, sana kalk gidiyoruz dedim. Ne? Ne yapıyorsun be? Bırak kolumu, acıtıyorsun. Eğer benimle gelmezsen kırarım kolunu. Hadi yürü. Tamam be tamam. Ne kızıyorsun ya? Akranına çat. Nur. Ah tamam geliyorum. Kıvırma. Ah. Yürü. Yaptığın ayıp değil mi Esad? Sen ne biçim kocasın ha? Ne var, ne yapmışım ben? Daha ne yapacaksın oğlum? Karın doğurdu, gelip de çocuğunun yüzünü göreceğine meyhanelerde içip duruyorsun. Yazıklar olsun sana be. Hah, hah.
Söyle Şaban Efendi. Ben söylüyorum ama beni dinlemiyor bile. Sen karışma ana. Ne demek karışma? O senin annen. Elbette karışacak. Şu haline bak. Şu haline bak. Sen eskiden böyle miydin ha Esat? Temiz giyinirdin oğlum. Kendine bakardın. Doğru, doğru. Oğlum parmakla gösterilirdi Şaban Efendi. Şimdi ben bile tanıyamıyorum artık onu. Rezil etti bizi mahalleye, rezil etti. Ya tamam be, yeter be. Kafa ütülemeyin be. Bana bak Esat. Esat sen bizim kafamızı ütüleme. Hadi git yüzünü yıka da kendine gel biraz, hadi. Tamam. Ha. Kusura kalma Şaban Efendi. Gelinimin doğumunda ne yanında olabildim ne de hastaneye ziyaretine gidebildim. Ama gördün işte Esad'ın halini. İçki mahvetti oğlumu. Üzülme Bedünür. İnsanın başına her şey gelir. Cenab-ı Hak şaşırtmasın kimseyi. Amin. Toplum çok bozuldu. Bizim gençliğimizdeki gibi yerden mantar biter gibi bir hane, meyhane açılıyor her yerde. Zayıf olanlar kaptırıyor kendini. Allah düşürmesin kimseyi öyle yerlere. Ah Şaban Efendi. Bu oğlanın yüzünden kaç aydır hayatım zindan oldu. Rahmetli babası bugünleri görseydi kahrolurdu. Yıllanmış alkolikleri geçti. Ne yapacağım bilemiyorum. Üzülme Dünür, üzülme. Allah büyüktür. Bir şekilde vesile eder, onu da kurtarır bu illetten. İnşallah. Fatma sizde değil mi? Bizde. Kusura bakma. Yeni doğum yapmış. Bakıma muhtaç bir vaziyette. Buraya gönderemedim. Başınızda doğru dürüst bir erkek yok. Haklısın Şaban Efendi. Yerden göğe haklısın. Torununu görme. Öyle sevimli bir şey ki. Tahmin edebiliyorum. Gelemedik bir türlü. Kusura bakmayın ne olur. Canım biz niye kusura bakalım Fadime bacı? Torun senin torunun. İster gelirsin ister gelmesin. Siz gelseniz de gelmeseniz de biz kızımıza bakarız. Şu salak oğlan biraz kendini toparlasın da ilk fırsatta geleceğiz inşallah. Nasılsın anacığım? Biz iyiyiz. Sen nasılsın oğlum? Nasıl olayım? Mapustum işte. Ama bir hafta kadar çıkacağım sanıyorum. Sahi mi? Evet. Geçen gün benim arkadaşlar geldi. Ökkeş'i ikna etmişler. Mahkemede Ökkeş benden davacı olmayacağını söylemiş. Peki Ökkeş davacı olmayınca mahkeme ceza vermez mi sana? Çok az bir ceza verir. Zaten kaç aydır yatıyorum. Tahliye olur. Hadi hayırlısı. Fatma bacım nasıl? Yeğenin nasıl, büyüyor mu? Büyüyor, görme. Öyle sevimli, öyle güzel bir çocuk ki. İyi ki kız oldu. Esat'ın ağzı kulaklarına varıyor herhalde. Evet tabii. Ne var anne, bir şey mi oldu? Esat deyince birden yüzünün rengi değişti, sesinin tonu değişti. Yok canım, sana öyle gelmiş olacak. Yoksa Esat bacıma kötü mü davranıyor? Eğer öyleyse dışarı çıkar çıkmaz bunun hesabını sorarım. Yok bana. Yok canım, bunu da nereden çıkardın? İkisi de gayet iyi. Bilirsin bacımı severim ana. Her ne kadar ona abilik yapamadıysam da bacımı üzerine kötü ederim. Tabii ama merak etme, Fatma hayatından memnun. Babam ne yapıyor ana, iyi mi? Nasıl olsun, nafakamızı çıkarmak için el arabasıyla sokak sokak dolaşıp duruyor zavallı. Babama selam et. Ellerinden öptüğümü söyle. Sana ve ona yaptıklarıma çok pişmanım. Bana hakkınızı helal edin. İnşallah dışarı çıkınca bu kötülükleri bırakacağım. Sizleri üzmeyeceğim. İnşallah oğlum, inşallah. Baki olan da hayır vardır derler bey. Faruk'un da hapse girmesi inşallah hayırlara vesile olacak. Uslanacak yavrum. Oğlunun söylediklerine fazla bel bağlama Zehra. Alışmış kudurmuştan beterdir. Bizim oğlan o pis hayata alışmış bir kere. Başka bir hayata alışamaz ki. Öyle söyleme baba. İnsanlar yaşadıklarıyla tecrübe sahibi olur. Abim başına gelenlerin sebebini biliyor. Hapisten çıkınca bir daha aynı yanlışlıkları yapacağını sanmam. İnşallah kızım, inşallah yapmaz. Ben bakarım. Kim o? Biziz kızım. Kocanla kayınvalide. Aha, siz misiniz? Açıyorum. Buyurun. Kusura bakma kızım. Çok önceleri gelmemiz gerekirdi ama... Önemli değil anne. İçeri geçin. Nasılsın Fatma? İyiyim Esat. İyi. Hoş geldin Fadime. Gel gel de torununu gör. Öyle cimcime bir şey ki. Ay canım.
Canım. Hakikaten çok sevimliymiş, öyle değil mi Esat? Evet anne. Adını koydunuz mu? Evet, Zeynep koyduk. Nasılsın Esat? İşte iyi olmaya çalışıyoruz. Ne içersin? Bir kahve içeriz. Daha nasılsınız? Şükürler olsun Zehra. Eğer sakıncası yoksa giderken Fatma kızımla torunumu da götürmek istiyorum. Elbette, kızım senin gelinindir Fadime. Tarıkcığım, ne yaptın o işçinin karısını? Hı? Ayartabildin mi? Fatma'yı mı soruyorsun? Evet. Henüz hayır ama kollarımın arasına düşmesine az kaldı sufacığım. Benim gibi tecrübeli bir çapkının elinden kurtulamaz. Vazgeç ya, o başka kadın mı bulamadın? Hem evli hem de çocuğu var. Kaç yaşında bu kadın? 19 yaşında. El insaf birader. Neredeyse kızın yaşında. Giş şansını başka kadınla ara dostum. Öyle deme Supi. Fatma'yı görsen ondan niçin ısrar ettiğimi anlardın. Öyle güzel, öyle körpek. Doğum onu daha da güzelleştirdi. Onun güzelliği karşısında elim ayağım birbirine dolaşıyor azizim. Peki nasıl ana düşüreceksin o kadını? Kolay. Biliyorsun işe önce kocasıyla başladım. Adam önce içkiye alıştırdı. Herifi görme, yıllanmış alkolikler gibi içmeden yapamıyor. Bu yüzden evini de karısını da ihmal ediyor. Yapma be. Düşün, doğum yapan karısının hastane masraflarını bile ben ödedim. Ama adamın umrunda bile değil Supi. Desene, iyice içkinin batağına saplanmış. Yani. Öyle, öyle. Şimdi planımın ikinci safhasını uygulayacağım. Peki ne yapacaksın? Esat'ı işten çıkartacak. Gelir kaynağını kurutacak. Hem evine bakamayacak, hem de içki parası bulamayacak. Bu duruma gelince ben devreye gireceğim ve karısı Fatma'yı fabrikaya yanıma sekreter olarak alacağım. Düşün, kadın kocalık görevini bile yapmaktan aciz bir sarhoş mu? Yoksa kendisine iş ve aş veren beni mi tercih edecek? He? Doğrusu senden korkulur be Tarık. Ya Fatma eninde sonunda benim olacak Supi. Oh, bugüne kadar elde ettiğim kadınların en güzeli ve en namuslusu olacak. Yahu Tarık, kadın seni acayip etkilemiş ha. Evet. Aşık mı oldun yoksa? Evet, evet. Haklısın, aşık oldum. Deliler gibi seviyorum. Biliyorsun, karımla ayrı yaşıyorum. Eğer ayrılırsam Fatma'yı kendime eş olarak bile alabilirim. Peki karın senden boşanmayı kabul edecek mi? Bilmiyorum, bilmiyorum ama ikna etmeye çalışacağım. Hadi bakalım. Başarıma içelim Supi'cim. Bence senin rezilliklerine içsek daha iyi olacak ha. Alkol adlı oyunumuzun 7. bölümünü dinlediniz. 8. bölümde buluşmak üzere, hoşça kalın.